Merhaba sevgili arkadaşlar. Sıra geldi Osmanlı kültür medeniyetinde maliye. Maliye teşkilatının tam teşekküllü ilk halini 1. Murat döneminde görmekteyiz ki maliyenin en yetkili kişisi defterdarın ilk kez 1. Murat döneminde geçtiğini görüyoruz. 1. Murat döneminde tek bir defterdar vardı, baş defterdarlık. 2. Bayezid dönemi itibaren Anadolu ve Rumeli defterdarlıkları, Yavuz döneminde Arap, Acem defterdarlıkları eklenmiştir. Bunu da YGS sorusu gibi hani öncüllere konulmuş olduğunu düşünün. İşte der ki bu neyi gösterir? Sınırların genişlediğini, gelirlerin arttığının bir kanıtıdır. Basit bir YGS sorusu olarak karşınıza çıkabilir. Bunun dışında başka ne gibi görevliler var? Baş bakı kulu var. Gelirlerin toplanmasından sorumludur. Emri altında 60 kadar bakı kulu çalışır. Cizye baş bakı kulu, cizye adı üzerinde borçlarını takip eder. Veznedar başı hazineye ait gelirlerin tahsilatından sorumlu. Sergi nazırı hazine işlerinin kayıtlarını içeren defterleri tutuyor. Bunun dışında maliye kalemleri var. Ruznameler günlük demektir. Oradan aklınıza gelsin. Ruznamçı günlük işlerle ilgili kayıtların tutulduğu kalem. Muhasebe padişahın, vezirin, vakıflar ile cizye defterlerinin denetimini tutar. Mukabele ulufe defterlerini yani maaş defterlerini hazırlar. Mukata biliyorsunuz mukata topraklar vardı. Geliri direkt devlet hazinesine aktarılan topraklar. Onlarla ilgileniyordu. Mevkufat vakfedilen toprakların, mülklerin gelir ve giderleriyle ilgiliydi. Varidat genel anlamda gelir ve giderlerin takibiydi. Kıla kalemi de kale muhafızlarının maaşlarıyla ilgileniyor idi. Osmanlı'da bir de hazineden bahsedelim. İç ve dış hazine, iç hazine, saray hazinesi, gelirlere has, cizye, anam dediğimiz hayvan vergisi, yine az önce söylediğimiz mukata, kişinin malına mülküne el koyma, devlet memurunun eğer aleyhte zararda bir faaliyet gösterdiyse müsaadele, darphane gelirleridir. İç hazine ihtiyaç halinde devletin ana hazinesi olan dış hazineye de borç verebilirdi. Bu da hani böyle bir paragrafla karşılaşırsanız ne demek bu? Ekonominin bozulduğunun kanıtı. Dış hazine, hazine-i amire, devletin ana gelirlerinin toplandığı devlet hazinesi. Gelirler bakın zaten şer'i, örfi vergiler, tuzla, maden, liman, gümrük, avarız, olağanüstü hal vergisi, salyaneli, salyanesiz eyaletlerden zorunlu alınan vergiler vardır. Bunu da belirtmiş olalım. Ki bunları söyledikten sonra şunu da yine belirtelim. Daha önce de söylemiştik. Osmanlı'da ilk denk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hani Osmanlı duraklama dönemi dediğimiz süreçte hazırlanmıştı. Peki hangi padişah dönemiydi? Dördüncü Mehmet döneminde idi. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.